Merhaba, benim ismim Nurcan Özdemir. Jeoloji Yüksek Mühendisiyim. Özdemir Jeoloji Mühendisliği firmasının sahibiyim. Biz Türkiye genelinde zemin etütleri, zemin sondajları ve geoteknik raporlar hazırlıyoruz. Obruklar şöyle, yer altı sularının karbondioksitle birleşmesi sonucu karbonik asitler oluşur. Bu karbonik asitlerde bulundurdukları kayaçları çözerler. Zamanla doğal mağaralar oluşur. Obrukların oluşması litoloji ve jeolojik yapı ile alakalı. Yani obruklar her arazide oluşmaz. Sadece karstik arazilerde, kireç taşın olduğu arazilerde meydana gelir. Bizim de Aksaray'ımızda Sultanlı bölgesi, Eskil bölgesi, Yenikent bölgesi buralar karstik araziden oluşuyor. Yani kireç taşın olduğu araziler. Tabii ki ilk önce obruk oluşurken bu yeraltı sularıyla buluşma sonucu doğal mağaralar oluşur demiştim ben size. Ve o zamanlar suyla doluydu. Yani suyla dolu olduğu için biz bu obrukları 50 yılda, 100 yılda görürdük yani. Çünkü obruklar önceden sadece doğa olaylarıydı. Ama şu an yeraltı suların çekilmesi dolayısıyla şu an çok miktarda görüyoruz. Şu an iklimlerimiz değişti. Küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Yani şu an çok büyük miktarda kuraklıkla karşı karşıyayız. Ve şu an çok miktarda yeraltı çok miktarda çekim oluyor. Yani çok miktarda bir çekim var. Yani şu an bizim bu bölgemiz İç Anadolu bölgesinde Konya Havzası ve bizim Aksaray'ımız da Konya Havzası'ndan. Buralar Türkiye'de yağışın en az aldığı bölgeler. Ve şu an burada bizim bu arazilerde Türkiye tarımının %10'u buradan karşılanıyor. Ve çok miktarda bir yeraltı suyu çekimi var. Çok miktarda. Yani şu an ilk önce bizim yeraltı sularımız daha önceki yıllarda 2000 yılına kadar düşümler santimetrelerle ifade edilirken 2000 yılı ile 2015 yılı arasında yer altındaki düşümler metre ile ifade ediliyor. Yani 1 metre, 2 metre. Lakin 2015 yılından sonra yer altı sularımızda bizim 50 metreler, 100 metreler bir yer altı sularımızda düşüş var. Yani obruklar ve yer altı sularının düşmesi birbiriyle doğru orantılı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce obruklar zaten suyun olduğu yerlerde çöküntüler meydana geliyor. İlk önce bu dediğim yer altı suları karbondioksitle birleşme sonucu karbonik asit oluşuyor ve karbondioksit asitle beraber kireç taşı kayalar çözünürüyorlar. Doğal mağaralar oluşuyor. Bunun içeri suyla dolu olduğu için önce obrukla karşılaşmıyorduk. Ama şu an o mağaraların içerisindeki suyu yeraltı suları çekiliyor. Tarımda kullanıldıkça yeraltı suyunun seviyesi aşağılara doğru iniyor yani. Devam indikçe de yukarıdaki toprağın da basıncıyla beraber orada çöküntü meydana geliyor. Toprak duraysızlaşıyor. Çünkü içerisinde biz yeraltı suyunu çekiyoruz, kullanıyoruz, tarımda kullanıyoruz. Ve bu böyle devam edecek. Zaten ben sizin 2-3 ay önce konuşmamızda ben söylemiştim. Yani Aksaray'da artık obruklar görmeye başlayacağız demiştim. Ve şu anda Sultanahmet'te da 4 metre derinliğinde 3 metre çapında obruk meydana geldi. Eskili de gelmişti. Konya bölgesinde 620'ye yakın derin obruklar var. Ve zaten bu obruk tehlikesi açısından riskleri arasındayız. 16 ilin arasındayız Aksaray bölgesi de. Ve biz bunları görmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten şu an tarımda çok miktarda bir su kullanımı var. Yer altı sularımızın seviyesi çok düşmeye başladı. Çok düşüyor. Yani önceden 80 metrelere, 90 metrelerdeki açılan bir kuyuda suyu alırken şu an bizim kuyu derinliklerimiz 300 metre. Konya'da da 400 metreye kadar yaklaştı. Ama şunu söyleyeyim yani 400 metre, 500 metre açınca biz suyla karşılaşacağız diye bir olay yok yani. Çünkü yer altı suları kendini yenileyen bir kaynak değil. Yer altı suları sadece ve sadece yağmur ve kar sularıyla beslenir. Yani yağmur ve kar suları süzülerekten aşağıda akifer oluşturur. İşte yerin altında bir birinci su seviyesi olur, bir ikinci su seviyesi olur ve biz bunları işte kuyu açaraktan biz bu akiferdeki suları alırız. Ama aşağılara indikçe yani 500 metre ya da atıyorum biz şimdi bu suyu aldık 300 metre nasıl olsa 500 metre su vardı öyle bir olay yok yani. Yani çünkü düşünün yer altı suyu bir çanak şeklinde. Yani bunun da sonu var yani. Çünkü neden var? Biz yüzyıllardır biriken suyu kullandık bugüne kadar. Yani dedim ya 2000 yılına kadar santimetrelerce bir düşüm varken şu an 2015'te metrelerce düşümler var. 3 metre, 4 metre, 5 metre ama 2015 ile 2024 arasında yer altı sularında 50 metre, 100 metreler düşümler var. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bazen vatandaş geçen sene biz işte kuyudan saniyede 25 litre 30 litre su alıyorduk diyor. Bu sene çekildi diyor. Bitti. Kuyudaki sular bitiyor. Yani gerçekten şu an çok ciddi anlamda yeraltı sularımız tükeniyor. Hani bizim vatandaşlarımız da sanıyor ki bu suların sonu gelecek. Yani tamam biz 300 metre kazdık 500 metrede su bulacağız. Öyle bir şey yok zaten. Diyelim ki olsa bile zaten 500 metre derinlik açılacak bir kuyunun yukarıya çıkarmanın maliyetleri korkunç rakamlar. Gerçekten korkunç rakamlar. Şu an bizim suyumuzun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani düşünsenize şu an
bir çeşmeler akmasa, bir gün bile su gelmese insan eve girmek istemiyor, bunalıma giriyor. Ve inanın bir 10 sene sonra artık su fakir ülkeler arasında gireceğiz. Yani şu an elimizdeki suyumuzu korumamız gerekiyor. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. Çünkü bu su sonsuz değil yani. Sonsuz değil suyun kaynağı. Neden sonsuz değil? Sular yer altı suyu kendini yenilemiyor. Yani düşün, çekim var çekim var ama yerine yenisi dolmuyor. Çünkü şu an bakın bu kış ayını zaten çok kurak geçirdik. Ne yağmur yağdı ne kar yağdı. Ve zaten şu an dünyanın geneli ısınıyor. Dünya geneli ısındığı için artık biz o karları, yani bilemiyorum hani ilerleyen zamanlarda her sene daha da gittikçe küresel ısınmayla karşı karşıyayız. İklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Tabii ki şu an işte sanayileşme arttı, nüfusumuz arttı ve şu an çok acil bir şekilde bizim bunu önleme almamız gerekiyor. Evet, şu an Eskil bölgesinde, Sultanlı bölgesinde yeraltı sularında çok büyük miktarda bir çekim var. Çünkü neden? Buralarda işte yonca ekiliyor, mısır ekiliyor. Yani bizim buralar su fakiri, yani Türkiye'de ilk çölleşmeye başlayacak alanlardan bir Konya Havzası zaten. Bizim Aksaray'ımız da öyle. Yani şu an girin bakın internete. Yani şu an bizim Aksaray'ımız sadece yağmurların en az aldığı şehiriz yani. Bundan dolayı bizim kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bilinçli sulamamız gerekiyor. En azından buralara sadece buğdaydır, arpadır, yeraltı suyu ihtiyacı olmayan ürünler ekilmesi gerekiyor.